Yani konuşacağız. Kazım Karabekir Cemevi'ni konuşacağız. Ama isterseniz konuklarımı bir yakinen tanımak isterim. Müslüm Karataş kimdir? Kısaca tanıyabilir miyiz başkanım sizleri? Tabii ki. Müslüm Karataş, Sivas Hafik, Dündar köyünde doğdum. 12-13 yaşına kadar köydeydik. Ondan sonra İstanbul'a yerleştik. Burada hayat şartları işte çalışmakla geçti. Kendi köyümde de dernek başkanlığı yaptım. Daha sonra işte Kazım Karabekir Cemevi'nde 2-3 dönemdir yöneticilik yapıyorum. Şu anda da başkanıyım. Ve burada gerçekten Kazım Karabekir halkı beni bağrına bastı. Ben Üsküdar'da oturduğum halde onlar beni Evet. bağrına bastılar. Ben onlarla gurur duyuyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Onlar var olduğu sürece ben de onlara hizmet etmeye devam edeceğim. Eyvallah. Çok teşekkürler. Başkanım zaten cemevimizin görüntüsü de arka fonda yansıyor. Maşallah çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Şimdi Turan Bey, gerçekten bizim cemevimiz İstanbul'da ve belki Türkiye'de diğer cemevleri gibi maddi imkanı çok olan bir yer değil. Evet. Zaten Anadolu halkı, hep bizler kırsal kesimlere yerleşmişiz. Buranın da konum olarak zaten bir gecekondu şeklinde 2008 yılında dernek olarak kurulmuş, 2009 yılında faaliyete geçti. 2009 yılından bu yana da cemevinde işte belli şeyler yapıldı. Şu anda bir çevre düzenlemesi ve duvar örülüyor, istinat duvarları örülüyor. Yaklaşık bu da 1200 metre uzunluğunda bir duvar. Şu ana kadar 800 metresi örülmüş durumda. Çok az bir zamanımız kaldı, yani 300 metreye kadar bir yerimiz kaldı. O da inşallah en kısa zamanda tamamlanacak. Peki. Peki başkanım. Ya güzel güzel müjdeler de vermeye başladık. Güzel. Dedem sizi tanıyabilir miyiz? İbrahim İncir kimdir? İbrahim İncir, Sivas Hafik. Ben de Hafikliyim, başkanın söylediği gibi. Eski ismi Asarcık, şu anki ismi Gülpınar. Sadece isim de işte köy yerinde duruyor. Evet. Yaşam koşulu gerekçesiyle o köyleri bırakıp bu metropole gelip yaşam sürdürmeye, aynı zamanda da cemevimizde dini vecibelerimizi yerine getirmeye hizmetçi olarak Hak Muhammed Ali'nin yolunda bize de düşen bir emeği, hizmeti bütün canlarımızla el ele, gönül gönüle Hak Muhammed Ali'nin yolunda yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü Allahu Teala yaratırken insanları yeryüzüne ya da bütün dünyayı 6 günde bu egemenliği oluşu dengeyi kurup bize verdiğinde burayı bir topluluk kullanacak, burayı bir topluluk kullanacak dememiş. Evet, evet dedim. Bütün topluluğu, insanlığı yaratıyor. Rahmetini de verdiği halde kargaşa, kötülük, niye Allah'ın rahmeti, merhameti bol iken Alevilikmiş, Sünnülükmüş, kardeşlik var. Zaten Peygamber Efendimizin de bir hadisindedir ki müminler kardeştir. Eyvallah. Eğer kardeş kardeşi sevmediği sürece mümin olamaz. Eyvallah. Mümin olmazsa da cennete giremez. Biz Müslümanız diyen bütün erkek cennet arzusu ediyor ya. Evet. Kardeş olalım gelin. Eyvallah dedim. Konuşacağız. Konuşacağız. Telefonumuz mu var? Bir telefonumuzu alalım. Alo? Alo? Alo. Necük Çakır. İyi akşamlar. İyi akşamlar ana. Nasılsın? İyi misin ana? İyiyim yavrum, iyi. Vallahi bak, başkanlar kutladı, konuklarım anneler gününü kutladı. Ben dedim ki annem beni arar. Annem canlı yayında kendi anneler gününü kutlatır bana dedim. Anneciğim, anneler günü kutlu olsun. Ellerinden Sağ öpüyorum. ol yavrum. Bütün anneler bunu kutlu olsun yavrum, buradakileri. Dedelerimin ellerinden öpüyorum yavrum. İyi akşamlar diliyorum ben size. Ana hemen kapatmasaydın, keşke biraz Yavrum konuşsaydın. kapatmıyorum zaten, kapatmıyorum. Kapatmıyor. Ben de yavrum annemin anneler gününü kutluyorum canlı yayında. Canlı yayında bütün annelerin anneler gününü kutluyorsun. Anacığım. Kendi annemi de kutluyorum yavrum. Peki. Oradaki dedelerimin ellerinden öpüyorum. Peki. Sağ ol anacığım. Teşekkür ediyorum. Senin nazarında bütün annelerimizin, anne bir dur, karşılıklı konuşak be.
Hep bana kızıyordun ya. Dur bir dakika dur. Karşılıklı konuşak ana. Duyuyor mu? Duyuyorum yavrum. Ana diyorum ki. Senin nazarında bütün anaların ellerinden öpüyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Sağ ol yavrum. Ben de kutluyorum yavrum. Haydi görüşürüz. Hadi görüşürüz yavrum. Eyvallah. İyi akşamlar, iyi yayınlar yavrum. Eyvallah ana, görüşürüz. Hadi. Eyvallah, sağ ol. Evet. Salih Şahin. Evet. Sizi de kısaca tanıyabilir miyiz abicim? Yakın tutalım mikrofonu lütfen. Evet, mikrofona pek alışkın birisi değilim. Her ne kadar bir siyasete başlamış olsam da pek siyasetçi gibi değilim. Ben Salih Şahin, Tokat Almus Gevrek Köyü'ndenim. Bir Alevi ailelerin çocuğuyum. Samsun'dan tıp fakültesini bitirdikten sonra 2000 yılında beyin cerrahisi uzmanı oldum. 2000 yılından beri beyin cerrahisi uzmanı olarak çalışıyordum. Beyin cerrahisi? Beyin cerrahisi uzmanı olarak çalışıyordum. Bu Ocak ayında bir siyasete girme teklifi geldi. Arkadaşlar evet. ısrar ettiler. Ben de arkadaşlarımı kırmadım. Halkların Demokratik Partisi'nden İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı oldum. Şu anda İstanbul 2. Bölge'de politik çalışmaları yürütüyorum. Hayırlısı olsun. Sağ olun, sağ olun. Doktorluk hayatında hani böyle anlatabileceğin ve unutamayacağın bir şey var mı Salih abi? Onu da biz de şimdi bir anda oldu ama varsa hani unutamayacağın, unutamadığın bir olay var mı? Elbette çok ama beyin cerrahı olduğum için hepsi kanlı pek anlatılacak gibi değil yani. Evet. Yani ölümler, kalımlar mutlaka var. Var. Yani çok mutlu olduğumuz, çok üzüldüğümüz çok. Evet. Ama belki de en şeyi tıbba ilk başlarkenkiydi. İlk kadavra dersinden sonra ben yaklaşık bir yıl hiç et yiyemedim. Evet. Yani en unutulmaz odur herhalde. Evet. Doğru. Peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman Taner kardeşime bir türkü daha alalım. Efendim? Bir türkü daha alalım kardeşim. Ben burgunam, yaralıyam, elleme. Feleyle bulamazsın aramı. Ben burgunam, yaralıyam, elleme. Ama tabip, canım tabip, oy tabip. Saramazsın bu yarayı cay tabip. Yağmur olur karışırdım sellere. Yoldaş oldum garip kaldım kollara. Felek vurdu, düştüm haldan hallara. Ben burgunam, yaralıyam, elleme. Aman tabip, canım tabip, oy tabip. Saramazsın bu yarayı cay tabip. Aman tabip, canım tabip, oy tabip. Saramazsın bu yarayı cay tabi. Kurudu bağımda
canım gülüm, Yılanlı dağımdır Sivas'tır elim. Akarsu tabibe uğradı yolum, ben vurgunam yaralıyam elleme. Aman tabip, canım tabip, oy tabip, saramazsın bu yarayı cay tabip. Aman tabip, canım tabip, oy tabip, saramazsın bu yarayı cay tabip. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkürler kardeşim. Başkanım, şimdi Cem evimiz, ben de geçtiğimiz hafta ziyaret ettim. Geniş bir alanda. Çevre evet. düzenlemesi filan da yavaş yavaş yapılıyor. Neler yapılıyor Kazım Karabekir Cem evinde? Bir de senden dinleyelim lütfen. Şimdi Cem evimiz 2009 yılında kurulduğunda bir gece kondu şeklinde kurulmuştu. Sonraki dönemlerde işte başlangıçta Düzgün Başkanımız, ondan sonra Mustafa Kılıç Başkanımız, daha sonra Turan Başkanımızın döneminde bazı yerler yapıldı, daha ilave yerler yapıldı, yemekhanesi yapıldı, dershaneler yapıldı. Ondan sonraki dönemde, Turan Başkanı'ndan sonraki dönemde de bizim yönetimimiz geldik. Şu anda işte bir çocuk parkı yapıldı, spor aletleri konuldu. Ondan sonra bakıldık ki Cem evi hem ıssız bir yerde olduğundan dolayı dışarısının güvenliğini sağlamak bizim için zor oldu. Çünkü evet. bizim maddi imkanımız da yok ki bekçi tutalım. Onun için biz bir şeye karar verdik. Dedik ki biz eğer biz bu işi işine girersek bu işi başarırız. Etrafına dedik duvar örelim. Güzel. Sonra biz yönetimdeki arkadaşlarla buna karar verdikten sonra sağ olsunlar bütün canlarında yardımlarıyla bugüne kadar çevresinin yaklaşık işte söylediğim gibi 800 metre uzunluğunda bir duvar, 2 metre yüksekliğinde yapılmış durumda. Resimlerde de görüldüğü gibi. Evet. Bu cebimizde sadece cebimin işte ne bileyim duvarı örmesi veyahut da içerisinin bir şeylerin yapılması değil. Burada işte Talat hocamız bizim şu anda tahmin ediyorum 26-27 tane öğrencisi yetiştiriliyor ve önümüzdeki hafta yapılacak olan etkinlikte de biz hiçbir sanatçı getirmedik. Cem evimizden yetişen çocuklarımız. Ne güzel. Programımızı ne güzel, yapacaklar. Gerçekten güzel. Burada tabii Taner Hoca'nın çok büyük emekleri var. İşte kızım benim, Hasret kızım, o da bizim yanımızda olacak yine o gün. Onun yanında işte bayanlarımız da bir şey verildi, aşçılık kursu verildi. Burada 15-20 tane bacımız diploma aldılar. Ondan sonra İngilizce kursu, matematik kursu, diksiyon kursu, Kur'an kursu şu anda devam etmekte. Ve inanır mısınız gerçekten çok başarılı. Ben onlarla gurur duyuyorum. Hele o çocuklarımız bugün bir semah çalışması vardı. Hatta ben telefona çektim. İşte önümüzdeki pazar günde gene etkinlikte o semaha dönecekler. Her yörenin semahını. Her yörenin evet. semahını. Oradaki çocuklarımız şu anda da o Cem evinde çalışmaktalar. Kazım Karabekir Cem evi çalışıyor. Yönetimi çalışıyor. Hocalarıyla beraber orada varız diyorsunuz. Tabii ki. Bir de şunu söyleyeceğim. İşte burada İbrahim dedemiz yıllardır Cem evimizin dedeliğini yapar. Evet. Erdal dedemiz gene hem aynı zamanda yönetimde. Burada bir de şöyle söyleyeceğim. Unutmadan Gürpınar Köyü Dernek Başkanı Salih Keçi aramızda, Keçeci Köyü Dernek Başkanı aramızda. Onlara da bizleri unutmadıkları için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, bizleri yalnız bırakmadılar. Peki. Evet, çok sayıda dernek başkanımız var, onları da söyleyeceğiz ama şimdi toprak dedik, yer dedik, ya topraktan gelen kazanç var. Başkanım, biz geçtiğimiz hafta yine sürekli bizim ana sponsorumuz Engin Gayrimenkul, Üzeyir Engin abimizin bir projesi vardı. Çanakkale'ye gittik 3 Mayıs'ta. Orada gerçekten de dostların